Oo, köpek geliyor ya. Korkuyor musun köpekten? Bak sana normal değil ya. Videoyu mu açtın lan? Açık şu an. yurt dışında staj serüveni nasıl başladı onu soracağım. Yani yurt dışında staj yapmaya nasıl karar verdin? Ya şöyle... Arzu hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum benle bu röportajı yapmayı kabul ettiğin için. Evet. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Arzu ile beraberiz. Kendisi Litvanya'da İngilizce öğretmenliği stajyerliği yapıyor. Şimdi ona bazı sorularım olacak. Staja nasıl başvurdu ve Litvanya'da stajı nasıl geçiyor diye. Umarım sizler de istifade edersiniz. Evet Arzu, ne kadar oldu sen Litvanya geleli? Bir ay bitti. Toplam ne kadar yapıyorsun stajı? 2 aylığına geldim. Bir ayım var daha. Anladım, güzel. 2 aylık bir staj programı. İngilizce öğretmenliği. Evet, İngilizce öğretmenliği. Güzel. Şimdi ilk olarak ben sana şunu sormak istiyorum. Yurt dışında staj yapmaya nasıl karar verdin? Ben önceden Erasmus'a gitmiştim zaten Slovenya'da. Orada böyle arkadaşlar edinince, hocalar tanıyınca Türkiye'ye döndükten sonra bir tekrar Erasmus yapmak istedim. Evet. Çünkü hani o ortamı bir kere tadınca bir daha tatmak istiyorsun. Bir daha farklı yerler görmek istiyorsun. Farklı deneyimler. Hepsi böyle bakış açını geliştiriyor. Ben de o yüzden hani dedim niye staj olmasın? Hani bulursam giderim. Öyle yerde buldum çok şükür. O yüzden hani gelmeye karar verdim. Biraz zor oldu ama geldim yani. Evet anladım yani. İlk başta yaptığın Erasmus seni motive etti. Anladığım kadarıyla staj yapmaya yönelik güzel. Peki hangi programdan yararlandın bu stajı yaparken ve başvuru aşaması nasıl oldu? Benimki şey Erasmus Plus Internship Mobility. Yani staj hareketliliğiyle geldim. Şöyle oldu aslında, sınava girdik. O ortalamayla barajı geçmeniz gerekiyor. Bu da sadece yeterli değil. Eğer staj yerini kendiniz buluyorsunuz. Bunun için belli bir süre veriyorlar. Bize bir ay verdiler. Bir ayda bulmamız istendi. Ama ben stajdan önce bulmuştum zaten. Çünkü öncesine karar verdiğim için her yere mail attım. En az 100-200 mail attım yani. Çünkü bir sürü gerçekten yere attım. Evet. 100. Yani 100'den fazla attım eminim. Almanya, Çekya, İspanya, Polonya, burası, Latvia, yani Letonya, bir sürü yere attım. Evet. Çoğu yerde Covid'den dolayı almadıklarını söylediler. Kimse öyle bir program, o tarz bir programda yer almadıklarını söylediler. Sonra ofise sordum işte daha nereye sorabilirim falan diye. Bana özel okullara atabilirsin demişlerdi. Her ülkenin mesela private schools in Czechia deyip oradaki özel okullara da atabilirsiniz. Ya da okulunuzun anlaşmalı olduğu üniversitelerin hepsine de atabilirsiniz. Beatus Magnus Üniversitesi'nin benim okulumla anlaşması vardı. Ofisteki bir hoca da sağ olsun bana hani dedi oraya da atabilirsin dedi. Ben de mailimi, cover letter, CV ikisini de hazırlamıştım zaten. Buraya attım. Bana hemen 3-4 gün içinde döndüler. Asıl yapmanız gereken cover letter'ın staj aradığınız maili kurumun Director of Communication kısmına, yani o bölüme atmanız gerekiyor ki onlar ilgili bölümlere iletebilsinler. Tek tek hocalara yazınca bazıları görmüyor, dönmüyor. Bekliyorsunuz sadece. İletişimden sorumlu kısma attığınız zaman bütün bölümlere mail atıyorlar. İhtiyacı olan zaten dönüş yapıyor size. Sonra size hani o kişiyi yönlendiriyorlar. Ben de oraya atmıştım. Evet. Ondan sonra zaten 3-4 gün içinde geldiler bana işte şey dediler, sınavı geçtin mi, ne zaman geleceksin falan dediler. Ben de durumu açıkladım. Dedim şu an son senemdeyim, işte detaylar falan. Dedim ben Eylül'de gelmeyi düşünüyorum çünkü KPSS'ye girdikten sonra gelip evet, hani atanana kadar burada yapacaktım stajımı. Onlara dedim ki işte benim daha sınava girmedim. Sınav başvuruları yeni başladı. Ben geçince size haber edeceğim dedim. Geçtim zaten sınavı. Speaking sınavı da yaptılar. Grammar reading yani en az B1, B2 düzeyinde bir sınavdı. Ondan sonra da paperwork kısmı var. Belge hazırlıyorsunuz. Bir sürü belge işiniz olacak. Biraz can sıkıcı ama çok istiyorsanız katlanacaksınız. Zaten tek sıkıntı belge işte değil. Sonra vize için bir sürü belge hazırlamanız gerekiyor. Onlar da zaten ilgili ülkenin konsolosluk sayfasına girdiğinizde hep ayrı bir sekme oluyor Erasmus öğrencileri için. Oradan başvurabiliyorsunuz. Genelde öğrenciler için başvuru ücreti yok ama ben stajyer olduğum için ve Schengen'e başvurduğum için 80 euro ödedim. Artı 20 euro da aracı kurumunun ücretiydi. Yani toplamda 100 euro ödedim. Bu işler biraz para istiyor. O yüzden çok erken karar verin ve öncesinde para biriktirmeye çalışın. Ben para biriktirmiştim. Tutuyordum bir köşede ne olur ne olmaz diye. Baktım hani yapabilecek durumum var, şeyim var. Ondan sonra da karar verdim zaten direkt. Ve buraya geldim.
Teşekkürler Arzu, detaylı açıklamalar için. Başvuru süreci evet biraz daha net oluştu. Litvanya'yı nasıl seçtin onu da soracaktım ama anladığım kadarıyla birçok yere başvuru yapmışsın. Oradan kabul aldığın için. Ya şöyle aslında üç yerden bana dönüş yapıldı. Letonya, Rezekne Üniversitesi. Bir de burası vardı. Bir de Yunanistan'dan bir tane dernek. Oranın bir dil kafesi falan vardı. Orayla görüştüm, interview de yaptık. Bana şey dediler yani, sana bir task yollayacağız, onu yapacaksın, sana 3 gün sonra dönüş yapacağız. Bekledim, atmadılar. Rezekne vardı bir de. Rezekne'den de onlar da tam deadline'ın olduğu gün dönüş yaptılar. Önceden bir okey gibi bir şey söylediler ama daha tam emin değildi. Bana şey dediler, hani kabul mektubunu ne zaman atalım sana diye. Deadline günü dediler. Ben de zaten kararımı vermiştim. Çünkü 3 tane tercih hakkım vardı. İlkine burayı koymuştum. İkincisine Yunanistan, üçüncü de Letonya'ydı. Benim buraya da karar vermek temel neden şeydi. Bir üniversitede stajyer olmak. Evet. Yani işte böylelikle okulla biraz bir alakam olacaktı. Bir network'üm gelişecekti. Okuldaki hocaları bir tanıyabilecektim. Şimdi benim çalıştığım, staj yaptığım okuldaki müdür VMU'da hocaymış. Sonra benim hocam zaten hep VMU'dan mezun. Kadın iki bölüm bitirmiş. Benim temel neden şeydi, üniversite olması. Yani sadece burası değildi, yoksa üç yer buldum, diğer yeri de seçebilirdi. Evet, anladım. Yani aslında sen ülkeleri de değerlendirmekle birlikte kurumları da değerlendirmiş. Hani sana olacak katkısı, geleceğe yönelik yani, nasıl adımlar atabilirsin? O yüzden hani seçilen kurum çok önemli. Dil okuluna da gidebilirsiniz. Hani normal bir devlet okulu da olabilir. Şirket stajyer olabilir. Kabul eden şirket de olabilir. Ama ben hani şeyleri baz aldım. Hangisiyle kendimi daha çok geliştirebilirim ve networking yapabilirim. Bunlar düşün. Gayet güzel. Şimdi şunu sormak istiyorum. Şu an staj yaptığın kurum bir okul diye biliyorum. Hani bununla ilgili biraz daha detay verebilir misin? O okul nasıl bir okul? Orada staj yapmak nasıl? Avantajları, dezavantajları? Bunları bir detaylandırabilir misin? Okul şöyle bir okul aslında. Hem ilkokul hem lisenin birleşimi bir okul. Yani Litvanya'da okullar genelde öyleymiş zaten. İkinci avantajı şu. Farklı bir ortam, farklı bir eğitim sistemi, farklı bir deneyim elde ediyorsunuz. Okul kültürü yani burada da hemen hemen aynı Türkiye'dekiyle. Yine yaramaz çocuk var, çok çalışkanı var, derse katılanı var. Bizden tek farkları Türklerden İngilizceleri daha iyi. Birinci sınıfa gittim geçen mesela. İngilizce dersi almıyorlar. Ama İngilizce konuşuyorlar. Bana merhaba, nasılsın, işte adın ne deyip sordu da yani konuştu çocuklar. Biliyorlar. Ben de şey dedim. Onlar İngilizce biliyorlar mı dedim hocalarına, hocaları arkadaşım. Aslında İngilizce dersi almıyorlar dedi ama her gün çizgi film falan hani böyle biraz hayatlarına entegre etmişler onu. Biliyorlar ikiler, üçler mesela lisedekiler daha üst seviye. Bir de şöyle bir şey varmış burada. Üniversiteye gideceklerse en az B1 İngilizce şartı. Ve üniversiteye giderken iki dersten matematik, İngilizceden giriyorlar. Liseye de Litvanca matematik. Öyle olunca da en az B1 şartı İngilizce, mecburen çalışıyorlar. Ve hani ortamları da var. Kaunas küçük olmasına rağmen çok kültürlü bir şehir. Her yerden arkadaşım var benim. İtalya, İspanya, Polonya. Şimdi biz Türkiye'de ben stajımı da yaptım, orada bitirdim. Hep bir Türk aklıyla biraz düşünüyorsun. Çocuğa bazen öyle de davranabiliyorsun. Ama önemli olan hani onların da biraz farklı olduğunu, kültürlerinin farklı olduğu. Çünkü bizdeki o manner pattern biraz farklı, onlarda farklı. Mesela bana burada adımla hitap ediyorlar. Kimse bana hocam diyen çok yok. Evet. Çok az teacher deyip geliyorlar ama çoğu Arzu diyor hani. Evet. Bu burada beni çok şey yapmıyor aslında, irite etmiyor. Hatta çok güzel bir şey. Yakınlık hissettiriyor. Ama mesela Türkiye'de çok saygısızca bir şey. Yani öyle bir şey. Şu anlık çok bir dezavantajı var diyemem açıkçası. Ortamdan memnunum. Öğrencilerin biraz dilleri olduğu için konuşabiliyoruz. Bir konuyla ilgili soru soruyorum, cevap veriyorlar. Derse katılıyorlar. Derse takmayan da var, telefonla oynayan da var. Evet. Yani okul kültürü hemen hemen aynı. Anladım. Teşekkürler Arzu. Peki günlük programın nasıl? Mesela işte okula kaçta gidiyorsun, kaçta dönüyorsun, kaç derse giriyorsun? Bunları öğrenebilir miyiz? Okula genelde 8-9 gibi gidiyorum. İlk bir ay falan bir gözlem süreciydi. Hoca olmadığında dersleri ben veriyordum ve genelde dersler 8'de başlıyor. 2'de, 2.30'da da bitiyor. Ama ben hani İngilizce verdiğim için benimkiler genelde öğlen bitiyor, öğleden sonra free'yim yani. Hı hı. Ya işleyiş gene Türkiye'dekiyle aynı yani. Çünkü ders veriyorsun, işte online e-book'tan var hani böyle açıp
uygulamalı şeyler yaptırıyorsunuz. Öğrencilerle konuşma pratiği yapabiliyorsunuz. Çünkü ben Litvanca bilmiyorum, İngilizce konuşmak zorundayım. Öyle olunca onlar da İngilizce konuşmak zorundalar anlaşmak için. Hocayı gözlemliyorum işte, hani bizden bir farkları falan var mı yok mu diye. Yani sınıf yönetimi nasıl? Çünkü o merak ettiğim konulardan biriydi. Kültür farklıysa sınıf yönetimi de farklı oluyor mu diye. Genel olarak bu kadar. Artık dersleri ben vereceğim. Hoca beni izleyecek. O öyle söyledi. O yüzden yarın sabah 8'de gideceğim okula. Okula çok uzak değil zaten, 10 dakika otobüsle evime. Genel olarak böyle yani. Litvanya'da İngilizce öğretmenlik stajı yapmak isteyen veya yurt dışında staj yapmak isteyen arkadaşlara önerilerin nelerdir? İlk önerim seçecekleri kurumun biraz önemli olması. Çünkü o networking'de onlara olan katkıda önemli bir yer kazanıyor. İkincisi, yer ararken mutlaka işte o yerin head teacher, müdürü de olabilir. Ya da üniversite ise director of communication'a atın. O zaman daha hızlı cevap alırsınız. Çok beklemek zorunda kalmazsınız. Üçüncüsü, sağlam bir cover letter ve CV. Mutlaka CV ve cover letter'ın olması gerekiyor. Mailinizde de Erasmus fonu olacağı için para beklemediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Çünkü çoğu yer para vermek istemiyor. Hibe sadece kiraya ve mutfağa gidiyor. O yüzden gezmek istiyorsanız bayağı para biriktirin. Diğer tavsiyem de, herkes Türkler gibi değil. Nasıl diyeyim? Biraz bazen şey sanıyoruz. Herkes bizim gibi şey olabilir. Her kültür farklı, herkesin düşünme şekli farklı. Biraz daha açık olmalarını tavsiye ediyorum. Stajınız boyunca mümkün olduğunca kendinizi geliştirmeye çalışın. İşte öğrencilerle iletişim kurun. Derste ekstra şeyler de yapabilirsiniz. Tavsiyem hani gezin. Travel. O daha güzel. Böyle güzel arkadaşlar ediniyorsunuz. Farklı yerler görüyorsunuz. Yanında da stajınızı yapıyorsunuz. Hani büyük bir deneyim oluyor ki hani yurt dışında iş bulmak isteyenler de oluyorsa zaten bu onlara bir katkı olacağını düşünüyorum. Ve hani eğer burada staj yapıp Türkiye'ye dönerseniz bu sizin için daha büyük bir avantaj. Çünkü hani yurt dışında bir deneyiminiz var ve hani farklı yerlere gittiniz, networking var. Kurumlar size daha alıcı gözüyle bakıyor. Çok teşekkürler Arzu. Ben hani staj yaptığını biliyordum senin ama bu açıklamalarla daha detaylı öğrenmiş oldum. Tavsiyeler için de ve staj sürecinin nasıl geçtiğini açıkladığın için de teşekkürler tekrardan. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Yurt dışında staj yapmak, Litvanya özelinde İngilizce öğretmenliği stajı yapmakla ilgili sorularınız olursa videoyu da izleyebilirsiniz. Videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Yine Arzu'ya da ulaşabilirsiniz. Arzu Uçar Instagram'ı. Direkt verdi kendisi. Yine açıklamalar kısmında belirtirim. Arzu'ya da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.